Merhaba arkadaşlar. Anayasa hukukunun birinci ünitesi olan anayasa kavramı, anayasacılık akımı ve anayasa çeşitleri ile ilgili soru çözümlemeye devam ediyoruz. Sorumuz anayasal devlet ve kuvvetler ayrılığı ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi anayasal bir devletin olmazsa olmaz özelliğidir? A. Yazılı ve sert bir anayasanın varlığı. B. Federatif sistem ve başkanlık sisteminin varlığı. C. Kazuistik bir anayasanın ve güçlü merkezi otoritenin varlığı. D. Hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasanın varlığı. E. Kuvvetler Birliği sisteminin ve meclis hükümetinin varlığı. Cevaba baktığımızda hak ve özgürlükleri güvence altına alınan bir anayasanın varlığı anayasal bir devletin olmazsa olmaz özelliğidir. Anayasacılık akımının ortaya çıkmasındaki temel amaç, devletin mutlak iktidarını birey hürriyetleri lehine sınırlandırmak olduğuna göre, ancak bunu etkin şekilde gerçekleştirebilen devletler, anayasal devlet sayılabilirler. Bir anayasası olan her devlet, elbette anayasal devlet değildir. Anayasal devlet, devlet iktidarının etkin şekilde sınırlandırılmış olduğu devlettir. Doğru cevap D şıkkıdır. Hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasanın varlığı.